sisteminde çok taviz vereceğini düşünmüyorum. Yine üçlü savunma ile çıkacağını, aynı oyun dizilişiyle mücadele edeceğini düşünüyorum. Yani her sene işte 20 kişi al, kişi gönder. 20 kişi al, 20 kişi gönder. de çok sağlıklı bir yapının olması beklenemez çünkü maddi manevi yorgunluk olur. Futbolcuların bütün hedefi futbol okuluna geldiği andan itibaren A takımda taraftarın önünde o formayı giyerek o statta oynayabilmek. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim seni sormalı. İyi. Daha iyi olduk. Bu haftayı Karabey'e karşısında aldığımız galibiyetle. Güzel kafattık. Evet. E, o yüzden mutluyuz. Cami olarak da mutluyuz. Kesinlikle. Haftaya şampiyonluğun gelmesinin olasılığının olması da bizi epey e, umutlandırdı. Evet. Karacabey karşılaşmasıyla başlayabiliriz. Topu size bırakayım. Evet Karacabey. E şimdi e, biliyorsunuz one maçıyla bir ya da hocam başlamadan şöyle yapsak, bir abone olsalar, sonra gelseler. <laughs> ya oluyorlar abone, sayı artmaya başladı. Yani iyi, iyi gidiyor. Bu destek devam edecek diye düşünüyorum ben de yani. Umarım. Buyurun hocam ee, Şimdi Van maçı, öncesi biliyorsunuz taraftarının bir organizasyonu vardı, testlere gitti. Yani sezon başından beri olan olumsuz hava bir anda birlikteliğe dönüştü. Ee, futbolcular ve oradaki teknik ekip, yönetim vesaire de orada birlikteliği sağladı. Ki Van'da da iyi mücadelemiz vardı. Van'dan sonra e, tekrar karşılama oldu. Güzel bir karşılamaydı. Hatta daha coşkuluydu. Orada daha da güzel birliktelik oldu. Ondan sonra da hani e, her şey sümen altı edilip tamamen Kocaeli paydasında buluşup Kocaeli şampiyonluğu için herkes e, etendeki taşları sezon sonuna kadar saklamaya karar verdi. E, şu anda da e, o maçtan sonra da gerçekten hani güzel giden bir periyodumuz var galip geliyoruz. Şampiyonlar inan her geçen gün artıyor ki taraftar da buna ne kadar inandığını bu maçta da gösterdi. Sezonun rekoru kırıldı. Hem güzel bir atmosfer vardı. Hani futbolcu olsanız orada oynamak is istersiniz yani. Hani performansınız en az %20 artı %30 artacak bir ortamda maç oynadı. Konfeti show çok güzeldi. O yüzden Karacabey'de maça gelecek olursak iyi başladık. Şey, bizim sezon başından beri ilk tercihimiz İlk 15-20 dakikada baskılı başlayıp erken gol bulmaktı. Bunda başarılı olduğumuz maçlar oldu. Bu maçta da baskılı başladık. Pozisyonlara girdik. İşte sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı. E, her ne kadar ne hani organiz olmasa bile coşkulu, baskılı, rakibi hataya zorlayan, işte bir tane geri pasta sana telefonu vurama işi vesaire. İşte şutu vardı golden önceki. E, golümüzde işte bir şut çektik kalecinin tokatladığı diğer yerde dönen topu Samatya'nın tamamlaması skor olarak öne geçirdi bizi. Ondan sonra maç zaten tempo olarak da oyun olarak da düştü. Rakibin işte girdiği pozisyonlar vardı. Bireysel birkaç oyuncudan kaynaklı. Onlar da çok organize bir takım değildi. Biz de hani artık şampiyonluğa odaklandığımız için oyunu tamamen ikinci plana attığımız bir oyun vardı. Yani onlar birkaç pozisyon buldu. Biz işte pozisyonlara girdik falan. Yani şampiyonluğun geleceği bir üç puanla hanemize yazdırdık. E, bu maçla birlikte Etimesgut maçı daha da anlam kazandı. Belki oradan şampiyon dönebilme ihtimalimiz var. Ki buradan da hani Etimesgut Kut e, Belediye Spor'un yönetim kurulunda başkanına e, ya da bu kararı kim aldıysa işte Erya alınması alınmasıyla alakalı desteği kim verdiyse onlara da ayrıca bir teşekkür etmemiz lazım. ve buradan yine bir göç var. <laughs> evet. Daha önce olduğu gibi e, bir şehrine göç edecek. Orada belki dediğim gibi bir anlamlı şampiyonluğa da ilerle edebiliriz. Kastamonu maçında da işte geçen hafta işte kendi evimizde yaşayalım istedik. Belki kupamıza kavuşabiliriz. Evet. O yüzden hani orada rakibimizin puan kaybı, bizim galibiyetimiz hem dönüş yolu çok kısa olur, <laughs> güzel olur. Çünkü mutlu bir ortamda döneceği için yolun eziyeti olmaz. Keyif, keyif içerisinde şampiyonu kutlayarak gelinebilir. Ve Kastamonu maçıyla da iki salı günü ertelendi. Belki akşama dalma ihtimali var. Normalde üç gözüküyor. Akşama dalınırsa da güzel bir şampiyonluk kutlaması e, maçlar bitmeden ve kupamıza kavuştuğumuz bir kutlama da olabilir. O yüzden Karaca Bey maçında hani, oyunun çok konuşacağı bir durum yoktu. Galip gelmemiz sezonun son periyodundaki şah, şampiyonlar giden yolda güzel bir adımdı. Etimes maçıyla da dediğim gibi inşallah Rakiplerimizin de bu hafta puan kaybıyla birlikte bizim ETV Spor'u, Belediye Spor'u yenmemizle birlikte şampiyonluğumuzu Ankara'da ilan edip kupamıza Kastamonu maçıyla kavuşabilmeyi ümit ediyorum. Çünkü orada ETV Spor maçında ilan olmazsa biliyorsunuz kupayı getirmiyorlar hani i̇lan, net bir şekilde matematiksel olarak ilan etmeden yani Kastamonu maçında kupa gelmez bu sefer hani dışarıdaki maça falan ya da ayrı bir organizasyona gerek yok. Hani maçın sonunda onun gelmesi, taraftarın taraftarla buluşmak, ma maçın sonunda bunu yaşamak çok daha keyifli oluyor. O yüzden inşallah biz yetimleri kutu yeneriz. Rakibimiz ikinci sıradaki bir spor puan kaybeder. Biz de e, şampiyonluğumuzu ilan edip Milo oynayıp oradan şehrimize döneriz diye ümit ediyorum yani. E, i̇nşallah şöyle havasında bir şampiyonluk kutlanır dediğiniz gibi Kastamonu evet. maçında. Tabi hafta içi olması seçimlerden dolayı hafta içi olması vesaire biraz e, bizi sektiği uğratabilir ama yine de çarşı, şehir içi, atmosfer daha yine güzel olur. Evet. Sizce maç nasıl geçer? Fırat Hoca son 3 maçtır devam ettirdiği üçlü savunma sistemini devam ettirir mi? Yoksa nasıl planlama yapar? Fırat Hoca'nın inancı sistemde devam edeceğini düşünüyorum. Ben yani çok fazla değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. İşte belki Mehmet Yılmaz'ın performansını bu maçta da beğenmedi kadarıyla çünkü Cemre değişik yaptı. Hani belki o oyuncu bazı değişiklikler olabilir. İşte Cem'i oynatabilir. İşte Okan'ın bir sakatlığı vardı. Belki Okan'ın sakatlığı düzelmezse onun yerine değişiklik yapabilir ama ben sisteminde çok taviz vereceğini düşünmüyorum. Yine üçlü savunma ile çıkacağını, aynı oyun dizi mücadele edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi artık bu saatten sonra hani oyuncuların da durumun bilincinde olduğunu, motivasyonlarının üst seviyede olduğunu, ve şampiyonluğu istediklerine inanıyorum. Yani Ete maçında ya yani, üç de oynasak, 4 de oynasak çok farklı bir şey olacağını yani, bizim adımıza düşünmüyorum. Yani şampiyonluğa inanan bir oyun olacağına inanıyorum. Ama ben yine e, Fırat Hoca'nın e, sezon başından beri düşüncelerini az çok takip ettiğimiz için e, bu, bu inanıyor ve işlediğini de görüyor. Yani fazla daha az pozisyon vermeye başladık. Üçlü savunma sonra. E, sistem daha işler oldu e, önde baskıyı daha rahat yapıyor, yapabiliyoruz. Daha bir organize insan. Takım bütünlüğü olarak hani bütün takım bu sistemde daha iyi işliyor gibi duruyor. O yüzden ben çok fazla değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Aynı sistemle belki birkaç oyuncu o da sağlık durumlarıyla alakalı, performansla alakalı değişik yaparsa onu yapar ama ben aynı gideceğiz işte aynı sistemle. Aynı taktik anlayışta çünkü yine biz 10-15 dakika, 20 dakika yüksek şiddetli baskıyla ön alanda Oynarız, golü atabiliyorsak atarız. Ondan sonra skor üstünde bizde olursa lehimize olur. Yoksa tekrardan işte maç top rakipli oldu, nitkellerin olduğu, geçiş oyunlarının olduğu bir oyun anlayışımız olur tekrardan. Skor amatajını almak bizim lehimize olur. Çünkü bizim takımımız geriye düşüyor zaman panik havası oluşabiliyor. Stresi bazen kaldıramıyoruz ki son haftalar geldi. Şampiyonluğa alakalı durumlar var. O yüzden geriye düşmek bizim aleyhimize olur. İnşallah böyle bir durum yaşamayız. Ama öyle geçtikten sonra da oyuncu potansiyelimize işte biraz topu gezdirip, topu hakim olup, aktif dinlenip, rakibin verici açıkları değerlendirip ona göre skoru artırmaya gitmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. 15-20 dakikadaki baskıdan çıkaracağımız gol bizim için çok önemli. Yani aslında son haftalarda aldığımız sonuçlara itibariyle de son noktalara geldik ve şampiyonluğa çok az bir nokta kaldı. Artık şampiyon yo demeye başladık. Son harf kaldı. O yüzden konumuz da pek fazla kalmadı. Yani, yani hani bazı konular konuşulmaya değmez noktaya geldi. Ya, kesinlikle. Yani şu anda ne hani, maçın tak teknik taktik analizini yapıp çok fazla buralara girip yani olumsuz yorumlar yapmaya gerek yok. Yani zaten çoğu şey gözüküyor. Yani oyun olarak bizim hangi durumda olduğumuzu. Ya artık skor alıp puanlar alıp şampiyona doğru bir, bir adım daha yaklaşma ve ipi göstermekten başka bir düşüncemiz yok açıkçası. Ya burada birlik olup bu hafta sonundaki gibi karnaval havasında taraftar sayısı artırarak İsa'daki maçta şampiyonluğu kutlamak bütün camianın hak ettiği bir durum diye düşünüyorum yani. Ben de aynı görüşteyim. Yavaş yavaş soru cevap kısmına geçebiliriz o yüzden. Tabii. İlk soru Emre Denizli nasılmış diye soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiyim. <laughs> Şampiyon olduğumuz zaman daha da iyi olacağız inşallah. Çünkü bizim hak yerler daha üst seviyeler. Ben camiamızın bunu hak düşünüyorum yani. Kocaeli Spor seneye birinci ligde kalıcı olmak için ne yapmalı? Bir kurumsal yapılarda bir temel oluşturulmalı. Yani ufacık bir işletme de bir olsa yani 10 kişi çalıştıran, 15 kişi çalıştıran, 20 kişi çalıştıran yani 20 kişi yollayıp yeni 20 kişi getirdiğimiz zaman o 20 kişinin o ortama alışma süreci olacaktır. Ya oyuncu bazlı bunu feylersek yani bizim kadromuzun iskeletinin temel taşlarını belirleyip onları sağlam almamız gerekiyor. Ve bu eksik gördüğümüz bölgeleri tespit edip ona göre transfer etmemiz lazım. Ve oynatabileceğimiz, verim alabileceğimiz kişilere odaklamamız lazım. Yani yedek bekleteceksek işte 34 maçın ya da kaç maç yapacaksak artık kupa maçları vesaire dair işte üçünde dördünde faydalanabileceğimiz oyuncuları bizim tercih etmememiz gerekiyor. Yani net oynatabileceğimiz ilk 11 oyuncularını alıp yolumuza böyle devam edip ve bu seneki temeli koruyup ona göre yolumuza devam etmemiz lazım. Alacağımız oyuncuları seneye Süper Lig'e çıktığımızı düşünürsek oradaki temeli oluşturabileceğimiz oyunculuk kalitesinde olmasını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü Sürekli bir bayrak yarışı ve devir daim var. Bir üst lige çıktığımız zaman ona göre tekrardan bir temeli orada hazır tutmamız lazım bir sene boyunca. Çünkü Süper Lig'e çıktığımız zaman çıkacağımıza inanıyoruz bütün camia olarak. Ki tarihimizde bunlar var. Bu seneden yani birinci kadromuzdan yine bir temeli 8 tane oyuncu, 10 tane oyuncu orada tutabilmemiz ve Süper Lig kalitesinde bu sefer 8-10 oyuncuyu onların içerisine katıp yolumuza devam etmemiz gerekebiliyor. Yani her sene işte 20 kişi al 20 kişi gönder 20 kişi al 20 kişi gönder Bu şekilde çok sağlıklı bir yapının olması beklenemez çünkü Maddi manevi yorgunluk olur yani Hadi maddiyata geçtim En kötü Bu kadronun birbirine uyum süreci var Yani uyum süreci 5-6 haftayı buluyor e 5-6 haftaya Puan durumundaki e, Yeriniz farklılaşabiliyor yani ilk 6 maç Belki 18 puanın 15'inde 16'sında aldığınız zaman şampiyonla oynuyorsunuz. 5 6 yıl oynadığınız zaman ilk 6 hafta sonra işte düşmemeye ya da kümede kalmak için mücadele ediyorsunuz. O yüzden bu uyumu erken atlatabilmek için kadrodaki yapılanmayı temeli oluşturup yeni gelen oyuncularla uyumu sağlayıp yolumuza böyle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Bu 17 takım hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. E, burada dipnotta geçelim. Ben en azından kendi açımdan Karacabey maçında kendilerinin yarı finale çıktığından dolayı onur edilmesi, taraftar tarafından alkışlanması, alkışlatılması, sağ kenarında gezilmesi beni çok mutlu etti. Çok da güzel bir davranıştı. Evet. Ben kim düşündüyse bir kendi adıma teşekkür etmek istedim. Sizinle görüşlerinizi hem U17 hakkında hem de bu olay hakkında görüşmenizi merak ediyoruz. Oyuncular için unutulmaz bir hal. Kesinlikle kim düşündüyse tebrik ediyoruz. Yani çünkü oyuncunun onu yaşaması yani e, finallere giderken uçarak gideceklerdir şimdi ya da sahaya çıktıkları zaman özgüvenleri yüzde yüz artacaktır yani yüzde yüz artacaktır buna ben eminim çünkü o futbolcuların bütün hedefi futbol okuluna geldiğinde andan itibaren A takımda taraftan önünde o formayı giyerek o statta oynayabilmek yani ben zaten birçoğunu tanıyorum e, birlikte uzun yıllar çalıştık oyuncularla e, ...oyuncuların oyuncuların karakterini de bildiğim için hani oradaki o jest aslında hani parayla ölçeyemeyecek kadar bir prim niteliğinde bana göre. O yüzden de kim bu organizasyonu sağladıysa tebrik ve teşekkür ediyoruz. Yani takımımızda beşi, ayın 5'inde Cuma günü Antalya'da yarı final maçını oynayacaklar. İnşallah orada da başarıyla devam edip seneye oyun takımımızın Elit B Ligi'nde oynamasına vesile olurlar diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum şimdiden. Murat Hocam'a da buradan selam yollayıp başarılar ve iyi bir galibiyet, iyi bir sonuç bekliyoruz yani. Biz de Murat Hoca'yı tebrik ederiz buradan. Ee, sonraki sorumuza geçelim. Sonraki sorumuz, hoca futbolu neye benzetiyor demişler. Futbol hayatın da kendisi. Yani hayat nasıl ciddi alınması gerekiyorsa futbolda bu şekilde ciddi alınması gerekiyor. Bir organizasyon gerekiyor, sistem gerekiyor. Hata yapılmaması gerekiyor. Hata yaptığınız zaman cezayı hemen kesen bir sistem yani şöyle hani hayat gibi derken hayatın tekerleklerinden şunu söylüyorum yani hayat nasıldır okul okul şöyledir mesela okulda ilk dersi öğretirler ondan sonra sınav yaparlar ama hayat öyle değil ilk önce sınav yapar sonra öğretir size futbolda böyledir yani yaşarsınız hata yaparsınız sınavı olursunuz ondan sonra ders çıkartıp düzeltmeye çalışırsınız yani o yüzden benim için futbol Hayatla birebir aynıdır yani. Hayatta hiçbir zaman çalıştığınız yerden gelmez. O yüzden oradan bir sınavı olursun dedik önce. Hayat size bir sınavı yapar. Ders alabiliyorsanız, öğrenebiliyorsanız, kendinizi geliştirebiliyorsanız hayatınıza olumlu şekilde devam edersiniz. Futbol, futbolda böyle maç oynarsanız bazen bağımsız değişkenler çoktur. Futbolda hiç hesap etmediğiniz bir şekilde çok iyi oynarken bile mağlup olabilirsiniz. Sınavı olursunuz. Ondan sonra gelirsiniz bütün hafta o eksikleri gidermek için çalışırsınız. Mesai harcarsınız. O yüzden futbol benim için hayatın da kendisi yani. Eyvallah hocam. Buradan bir sonraki sorumuz da genel olarak soru şöyle. Transferde ilk öncelik futbolcu mu yoksa teknik ekip mi olacak? Yani şöyle sormaya çalışmış herhalde. Bir kulübün yönetiliş biçiminde evet. ilk önce teknik ekip, mi belirlenmeli yoksa futbolcu kadrosu belirlenmeli diye soru ben, bir herhalde ben toparlayayım. Evet bence kulübün kültürü belirlenmeli. Ya Biz Nasıl bir futbol oynayacağız? Amacımız ne? Bizim için başarı kriteri nedir? Başarı şampiyonluk mu? Altyapıdan çıkardığımız oyuncuyu ilk 11'e monte etmek mi? İşte oyuncu pazarını satmak mı? Sattığımız oyuncudan para kazanmak mı? İlk önce bunu belirlememiz lazım. Eğer bunu belirlersek bu sorulara daha net cevaplar verebiliriz. Ama bence bir kültür ve kurumsal yapı oluşması lazım. Yani oyun anlayışımız neyse ona göre oyuncu transferi bunu oynatabilecek hoca transferi yapılmalı. Çünkü sistemi sürdürebilir olması için bu şart. E şimdi ben geliyorum, işte kontratok oynuyorum. Ona göre oyuncuları transfer ediyorum. E, başarısız sonuçlar olurum ya da seneye başka bir hocayla anlaşıyoruz. Hoca hucum oynatıyor, farklı sistem oynatıyor. Bu sefer hem kadro yapısı değişiyor, hem oyuncu yapısı, hem kulübün anlayışı. Yani bir kulüp bence sabit kalmalı. Demek ki benim oyun anlayışım, Hocam oyunu, işte sistemini belirlersin, oyuncu özelliklerini belirlersin, bu her kulüp için farklı olabilir. Ondan sonra bakarsın, hangi hoca bunu oynatabiliyor? O, bu oyunu benimsemiş genel şartlarda, hocaya getirirsin, sırasıyla onu göre yaparsın. Eğer o hoca belli bir şansı yakalar, devam eder, başarısız olur ya da ol olmaz, onu değerlendirilir söz içerisinde. Değerin başarısız oldu, devrede hocayla yollarımızı ayırıyoruz, bu sefer tekrardan alacağınız hoca, bu sistemi oynatabilecek bir hoca olur. Yani kulüp hep sabit kalmalı. Kulüp anlayışı, kulüp kültürü, kulüp oyuncu sistemi. Edeceğimiz transferleri bile netleştirir. E şimdi biz ne diyoruz? İşte acaba Fırat Hoca devam edecek mi? Ederse nasıl oyuncular alırız? İşte X Hoca gelirse acaba onun oyun sistemi nasıl? Hangi oyuncular almamız lazım? Ya bir kulüp bu kadar çalkantılı olmamalı lazım. Sabit olması lazım. Koca spor. Örnek veriyorum. Önde baskıyla oynar, ucuma oynar, her maç e, kazanmak için oynar. Oyuncu tarzları budur. Şimdi bunu bildiğin zaman hocaya gerek yok. Bir transfer komiteni olur, psikoloji ekibinin olur. Sezon içerisinde bile 12 ay boyunca gider oyuncu yolusunu takip eder. Ona göre raporunu verir. Ona göre transferini yapar. Hoca da geldiği zaman bu sistemi organizasyona katkı sağlayabiliyorsa. Tanıdığı oyuncularla, şey, sistematik olarak kurumsal yapıya fayda sağlayabilecek bilgi donanımla geliyorsa zaten kulübümüz ihya olur ve sürekli emin ederek, pozitif emin ederek olmaya doğru gideriz. Ama dediğim gibi hoca geldi şöyle yapalım, öbür hoca geldi böyle yapalım. Bu çok sağlıklı değil. Bence kulübün bir kültürü olması lazım. Hem oyun kültürü, oyuncu kültürü. Ondan sonra oyuncuyu, hocayı belirlememiz lazım. Yani bence bir kulüp ilk önce kendi kültürünü oluşturmalı ve sağlamlaştırmalı. Kurumsallık zaten böyle geliyor. Kesinlikle ben de aynı görüşteyim. Kulübün transferleri biraz da yani transfer dediğimiz öncelikleri belirleyen şeyin kulüp olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Kesinlikle. Buradan da son sorumuza geçelim. Son sorumuz inşallah çıkarsak TF1. Lig'de Kocaeli Spor hangi hedefle oynamalı? İlk sezon için sorulmuş bir soru. Hani ilk sezon Kocaeli Spor hangi hedefle oynamalı? Yani şöyle ilk sorularda verdiğimiz bir cevap vardı. Bir iskeleti korumamız lazım. Şimdi iskeleti koruruz. E, eksiklerimize göre transferler yaparız. Devreye kadar süreci takip ederiz. Zaten devreye kadar olan süreç bizim ligde hangi konumda olduğumuzu belli eder. Ondan sonra şampiyonluğa doğru, playoff'a, ilk ikiye doğru bir yol izleniyorsa o zaman daha kaliteli takviyeler yapıp arasında birkaç takviyeyle şampiyonluğa daha da inandırıcı bir sistemle gidebiliriz. Ama ilk etapta şu anda giderilmesi gereken daha büyük eksiklerimiz var. İşte tesis konusu gibi. E şimdi yabancı oyuncu, 7 tane yabancı oyuncu hakkımız var. İşte tesislerimiz durumu yabancı oyuncular uygun mu değil mi? Bunları bilmemiz lazım. Çünkü o sadece stat'taki maçta olay bitmiyor. Stat'taki maç sadece bunun görseli yani pastanın çiliği aslında maç. Maçın öncesindeki hazırlıklar, süreçler, işte tesisteki durumlar, antrenman şartları, antrenman seviyeleri. İlk önce bizim bunu birinci katta bizim süperlik seviyesini ayarlamamız lazım yani. Koca sporları. Gelen oyuncu da ona göre motive etme durumumuz olabilir. Çünkü motivasyon çok önemli oyuncuda. Antrenmana çıkıyorsun, düşün her gün yapıyorsun. Maçı 15 günde bir yapıyorsun statta. Ama antrenmanı her gün yapıyorsun orada. Her gün o sahaya çıkacak. O sahanın şartları, tesisteki imkanlar, sosyal aktiviteler çünkü futbolcunun tek işi bu. Antrenman yap, ondan sonra test etsin. Can sıkıntısı, motivasyon eksikliği. Bunları olumluya çevirebilmek için, motivasyonu arttırmak için, performansı arttırmak için donanımlı bir teste ihtiyacımız var. Yani, o yüzden testimiz olur. Sistem oturur. Maddi kaynaklar dönmeye başlar. Ve hangi parametrelere gerekirse onlar giderile giderile bizim de e, ligdeki hedefimiz farklılaşabilir. Ama şu anda çıkıp ilk önce ligde kalıcı olmamız gerekiyor. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorularımızın da programımızın da sonuna geldik. Son olarak her hafta Tekrar ettiğimiz gibi e, videomuzu Beğenmeyi abone olmayı insanları unutmazsa izleyenlerimiz unutmazsa. Evet, destek verirlerse memnun, memnun oluruz. Destek verirlerse teşekkür eder memnun oluruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Haftaya şampiyon Görüşmek üzere. <laughs> İnşallah Olur. şampiyon olarak Görüşürüz.